Değerli misafirlerimiz, lütfen maskesiz içeri girmeyelim. Maskelerimizi takalım. Sosyal mesafemizi koruyalım. Maskesiz içeri girmeyelim. Lütfen temastan kaçınalım. Burada biz gereken tedbirlerimizi aldık. Mesafe, sosyal mesafemizi kuruyoruz. Anonslarımızı yapıyoruz. Zaten 4 ay burası kapalı kaldı. Fiyatlar çok yüksek. Fiyatların aşağı inmesine yetkili kişiler el atarsa iyi olur. İş yerimiz yaklaşık 4 ay boyunca kapatıldı. İş yerimizi hiçbir şekilde valilik izin vermeden açmadık. Valimizin izniyle beraber burayı açtık. Gereken bütün önlemleri aldık. Burada gördüğünüz gibi sosyal mesafe, özellikle sosyal mesafe, maskesi kimseye almıyoruz. Ateş ölçümlerimiz var. İnternet kendi başına bir sektör. Esnafı tamamen bitiren bir sektör. Araç piyasası da nereye gideceği belli değil. Günlük repo gibi yükseliyor. Her bir araca günlük ortalama fiyatına, kıymetine göre ortalama 3 bin lira, 4 bin lira haftalık fiyat geliyor. Dolayısıyla bu konuya bir an önce bir el atılmasını isteriz yetkililer tarafından. Gerçekten halkımız bu şeye uyuyor. Sosyal mesafeyi uyguluyorlar. Maske takıyorlar. Herkes yani uyuyor bu şeye. Biz zaten anonslarımıza hep dile getiriyoruz. Şimdi zaten Türkiye ekonomisinin en büyük sıkıntısı bu araçlarda olan yükselme fiyatıdır. Fiyat yüksekliğidir. Fiyatların yüksek olduğu için arkadaşlar da alamıyorlar, binemiyorlar. Yani şimdi daha önce 40-50 bin liraya normal bir araba binebiliyordun. Şimdi en ucuz olan, bundan 2-3 ay önce ucuz olan bir Şahin bile fiyatı olmuş. 20-25 milyar fiyat bulmuş. Esnaflar kontrollü yazıyor. Açık söyleyeyim. Esnaf adam internete bakıyor, duruma bakıyor, ortalama bir fiyat yazıyor. Ama vatandaş dışarıda satan bile normal satıcı olanlar istediği kafana göre yazıyor. Ya tüttürdüyse, ya nasıl tüttürdüyse hani diyelim 50 milyar olan arabayı 80 yazabiliyor, 70 yazabiliyor. Abi sağdan devam et.